Ki siyasette bazen yanılabiliyorsunuz. Yani. Kılıçdaroğlu'nun o videosu hazırmış. Kısa bir video çekmiş. Zaten dün de çok kısa konuşmuştu. Hemen bir bakalım, değerlendirelim ardından. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Masaya yumruğunu vuruyor. Yani ve buradayım diye Kemal Kılıçdaroğlu vallahi de billahi de siz de buradasınız diyor. Evet, yani diyor. Evet. Sonuna kadar da mücadele edeceğim mesajı var. Kılıçdaroğlu inanıyor. Hala o inancı içerisinde elbette. O yolda yürüyeceğine seçmene de tabii bunu yansıtması ama daha çok işte sokaktaydı gerçi. Hani onu da biraz önce dedin ya sen hani televizyon işte vesaire yani internet. Dediğim gibi her şey sosyal medya ve televizyon ekranı değil. Yani Türkiye'de bir her ne kadar bize yine bir anket de değilmiş. Anket de değilmiş. Yani evet, o kadar anketler falan, geldi önümüze. Genç nüfusumuzla falan övünüyoruz ama yok, Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor. Son dönemlerde yaşlanıyor. Ve bakıyoruz şimdi istatistikleri kontrol ediyoruz. 50 ve 55 yaş üzeri bu sağ partilere oy veriyor. Mesela bir dönem benim gençlik yıllarımda MHP için Çoluk Çocuk Partisi, Gençlik Partisi derlerdi. Şu anda MHP'ye ortalama yaşı 50'nin üzerinde oy verenlerin, 50'nin üzerinde yani. Evet. Bu çok ilginçtir. 65 yaşın üzerindeki seçmen sayımız %12 ve bunların da önemli bir miktarı bu AKP ve sağ partilerle ilgili. Yani bu gerçeklerle yüzleşmeliyiz ve dokunacağız. Yani 14 gün var. Hı hı. 14 gün kısa ve akılda kalır vaatlerle. Yani dediğim gibi işte kadınlarımızın aile sigortasından haberi yok. Yani 15 bin lira Kurban Bayramı'ndaki paradan haberi olmayan çok ciddi bir kitle var yani. Demek ki yeterince anlatamamış CHP ve altılı masa yeterince bunları anlatamamış, inememiş. O %12'lik kesim gelir mi mesela bu tabloda? Yani şu anlamda hani artık bir referandum niteliğinde bir seçimden bahsediyoruz. Ülkeye sahip çıkmak, hı hı, ülkenin geleceğine sahip çıkmak düşüncesi eğer bir yerde varsa gelecek. Hani Yavuz abinin az önce söylediği gibi listeden dolayı rahatsızlığı varsa, bana hitap etmeyen abi, işte düşüncesi varsa o zaman gelmiyor ama. Sizlerin de tanıdığı, sizin de tanıdığınızdan emin olduğum bazı arkadaşlarım var. Yani bu Çankaya'da Sadullah 4. 5. sırada diye ben ona oy vermem diye sandığa gitmediler. İşte liste huzursuzluğu. Şimdi liste kalmadı. O yüzden parti yok ortada. Şu an işte iki aday arasında birisi emekliye Kurban Bayramı'nda 15 bin lira mesajı verirken, birisi işte parayı nereden bulacaksın derken, birisi depremde yıkılmış olan evi ben 5 kuruş ayı almadan size teslim ettiğimde helalleşeceğim derken, bir diğeri %50'si bizden, %50'si 20 yıl taksitle mesajı verirken, birisi soğan derdinde milletin derdiyle dertlenirken, diğeri TOG var, işte TCG Anadolu var dediği an itibariyle işte orada seçmen davranışı biraz farklılaşacak. Bugün biz aslında çok farklı şeyleri konuşuyoruz ama bakın 2014'te Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu seçimde almış olduğu toplam o 21 milyon. 2014'te kendisini ilk kez oylattığında 21 milyon %52'nin üzerinde bir oydan bahsediyoruz. 2018'e geldiğimizde seçmen sayısının artışıyla beraber ve sandığa ilginin biraz daha fazla olmasıyla birlikte 26 milyon oy almış. Bugün aldığı oyu almış. Evet, yani seçmen sayısı artmış. Evet. %52'yi almış Tayyip Erdoğan. 52-59 almış. Bugün bakıyoruz Tayyip Erdoğan %49.50 almış. Demek ki bir erime var. Evet.
%3 değil de tüm bu yaşananlarla birlikte daha fazla bir erime bekleyişi içerisinde olabilir pek çok insan. MHP'de ama, de olduğu gibi mesela. Yani, ama burada şöyle bir gerçek var. Bugün devletin bütün imkanlarıyla kendisini sokağa bırakmış olan bakanlarıyla, 17 bakanıyla birlikte kampanya yürüten, devletin 16 uçağıyla birlikte kampanya yürüten, temel atma törenlerinde kendisini öne çıkaran, temel atma törenlerinde karşısındaki rakibini kara propagandayla bir videoyla işte topluma anlatma çabası ya da algısı içerisinde olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ona rağmen kaybeden. Tayyip Erdoğan'ın zaten stratejilerinden biri şuydu. İkinci tura bırakayım. Evet, evet. Yani en büyük stratejisi ikinci tura kalması yönündeydi. Diğer taraftan Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda bitirme düşüncesinde ve azmi, inancı içerisindeydi. Ama millet dedi ki bir dakika. Evet, o dengeyi sağlar bu millet. Yani bence ikinci turda farklı bir tablonun ortaya çıkma olasılığı yüksek. Çünkü seçmen şimdi farklı bir davranış içerisinde olacak. O yani, davranışı yakalayacak olanlar da işte burada partilerin kendileri ya da adayların kendileri. Partileri biraz daha farklılaştırabiliriz bu noktada. Şimdi ilk seçim sonuçları ilan edilirken biz katılımın %93'lerde evet. olduğunu zannediyorduk. Değil mi? İlk ama başta sonra, zaten evet. yani okullardaki o kalabalığı evet. da görünce de birazcık hani gözlemimiz de bunu söyledik. Zamanla bir baktık 88'e kadar geriledi. Hı hı. Şimdi bu 5 puanlık bir düşüş vardı katılımda. Bu 5 puanın değil mi yani ben bu 5 puana güveniyorum. Bu %5'lik kitle artık listelerde oy kullanacağı partinin listesi olmayacak. Yani işte ben buna vermek istemiyorum, onun seçilmesini istemiyorum gibi bir durumla karşılaşmayacak. Ama neyle karşılaşacak? Demokrasi mi, otokrasi mi? Hı. Dediğinde doğal olarak demokrasiden yana. Adalet mi, adlet mi? Evet. Yani. Yani biraz evvel söyledim. Hepimizin tanıdığı bir yani ortak tanıdıklarımız sadece Sadullah'dan dolayı dediler ki biz ona oy vermeyiz. Mesela Kayseri'yi örnek vereyim size. Birin sıra CHP, ikinci sıra Saadet, üçüncü sıra Deva, dördüncü sıra Gelecek. CHP'liler dediler ki ya bizim oyumuzla niye hadi Saadetliler çok çalıştı, onların haklarını teslim edelim ama niye dediler Deva ile Gelecek? Ama işte şimdi önde öyle bir pusula olmayacak. Yani o artık oylar benim oyum zayi olacak deyip gitmeyen var sandığa. Bence asıl olan bugün sandıkta bir umudun olduğunu, kaybedilen hiçbir şeyin olmadığını çok iyi anlatmak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü böyle masaya vurarak ortaya koyduğu bir inanç var. Yani bence. Siz de buradasınız diye benimle yürümeye devam edin mesajı aslında o. Yavuz abinin söylediği çok kıymetli bir şey var. Tayyip Erdoğan az önce benim de verdiğim rakamlarda bak 26 milyon 330 bin 2018'de oy almış. Bu 21'den mi? 21 milyondan gelmiş 26 milyona. Bugünkü konuştuğumuz seçim sonuçlarında da Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy 26 milyonun biraz üzerinde. Evet. Senin dediğin gibi yani hani kap dolmuş. Kabın dolacak bir yeri yok artık. Ha, biraz daha belki olabilir ama